Evet. Evet. Aldık. Tamam. Çok güzel. Kalemiz ne yapardı? Kalayı alır. Kalemi. Topu ver. Al top. Aynen. Ben kullanmıyorum, bırakın. 27 yıl içtim, sana ben bıraktım. Sen de içecek misin anneciğim? Neneyi çağırdın mı? Gelmiyorum dedi. Tamam, gelmesin. Aşmak sevmekten daha zor geliyor. Aşmak sevmekten bağrımdan kanıyor. Sen yoksun kıllarım bana dar geliyor. Birincisi zumba. Ha. İkincisi fitness. Üçüncüsü bifit. Vida babamı açtırdı. Sadece. Ondan sonra çok iyi. Çok zevkli. Ailemle otururum. Televizyon izleriz. Bazen de annemle arabayla çarşıya gideriz. Annemi de çok seviyorum. Onun da vakit geçiriyorum. Sosyal olan bir ortamdan, apartman gibi site hayatından apartmana taşınınca yeni çevre, yeni insanlar, herkes aslanın durumuyla yani öyle sitedeki gibi ilgilenmediği için, yani herkes kendi işinde olduğu için normaldir de eve kapandı, konuşmuyor odasında, balkon, yazın balkonda bir köşede saatlerce gelen geçene bakar. Fit açılınca bir de sahipleri de gerçekten de hoşgörülü insan oldukları için kabul ettiler, ben hatta yazdırırım dedi. Onlar hayır, biz ücret istemiyoruz gönüllü olarak, o bizim bereketimizdir. Ama Aslı'yı orada lanse edişleri, gelenleri bu bizim bereketimizdir. Zumba'da da oyuna da yetenekli olduğu için Zumba hocasıyla hoca konumuna kadar, yani o bizim hocamızdır. Hoşgörüyle gelen üyeler çok seviyor onlarla diyaloğu, buna hediye alıyorlar. Her insan sevilince daha bir kendine güveni gelir veya farkındalığın farkında. Sevilen insan olduğunu orada fark ettiği için, değer verildiğini, sabah uyanır uyanmaz bizi tutamıyorduk. Daha erken açılmadan gidiyordu aşağıya. Şimdi bir de kıyamıyorlar. Birileri de bir şey getirdiği zaman hadi ye, iç bilmem ne diye. İlk şeyde 12 kilo falan verdi. Şu anda geri aldı kilolarını ama şimdi tekrar başlayacak. Cezası da bitti. Zumba'da daha fazla yaptığı için şey yapıyor. Şimdi yeme olayını, orası söylediği zaman diyetisyen falan da var, uyduğu zaman gerçekten de veriyor. Ama şimdi algılama, şey yapma, normal bir insan kilo vermesiyle bunlarınki biraz uzun bir süreç. Çünkü her şeyi normal insan gibi çalışmadığı için zor da veriyorlar. Ama 12 kilo basbayağı iyiydi. Ya tabii çok meşakkatli. Yani şimdi normal bir çocuk bir domatesi konuşmaya başladığı zaman bir anda söylerken söyler ama hafızada tutmak için ben bebekliğinde mesela bir domatesi öğretmek için domates her şey. Yani hayatımı ona adamıştım. İkinci çocuğu zaman kaybım olur, sevgim bölünür, zamanım bölünür, çalışan bir insandım. Hayatımızı buna adamıştık. Her şeyi eğitimiyle, öğretimiyle. Down sendromunda mozaik şekli var. Spastikleri olanlar var. Bizimkisi Allah'tan iyi şekli, mozaik şekli. İlkokula başladı, ortaokul, lise bitti. Tabii kız meslek lisesi, kuaförlük bölümü mezunudur. Şunu yapmalı, yani gerçekten de sevgi her şeyin başında. Yani yeme, içme nasıl ki bir ihtiyaçsa, her insanın ihtiyacı bunlar, sevgiyi duble daha fazla istiyorlar. Sevgi ve ilgi. Aslı buraya geldiğinde daha çekingen, daha pasif bir çocuktu. Tabii buraya geldi, buradaki insanlarla sosyalleşti. Aslı tamamen değişti ve Bifit'in salonunun maskotu oldu. Aslı burada tabii 10 kiloya yakın bir kilo verdi. Spor yapıyor her gün düzenli.
Kilo çok iyi kilo verdi hocam. Hem sosyalleşti hem de spor açısından yapamadığı şeyleri yapmaya başladı. Tamamen hayatı değişti aslında. Şey, çöpe yedin mi? Yok Mehmet, şey dedim, fırının şeyini.